Şey Marmara Otoyolu'nu yaptık. Onun üzerindeki üçüncü köprüyü yaptık. Önümüzdeki günlerde Kuzey Marmara Otoyolu'nu Çatalca'ya kadar TEM bağlantısını inşallah açıyoruz. Anadolu tarafından da Dilovası'na kadar olan kısmını bağlıyoruz. İstanbul'a girmek, çıkmak artık eskisi gibi sıkıntılı ve çileli olmayacak. Allah'ın izniyle. Büyük, dünyanın en büyük havaalanını yaptık mı? Yaptık. Bundan sonra da büyük projeleri yapacağız inşallah. Kanal İstanbul geliyor. Bunların aklı buna yetmez. Bunların fikri, idraki, vizyonu büyük projeleri yapmaya yetmez. AK Parti yapar, onlar konuşur. Onlar muhalefet yapar. Milleti böler. Bölücülerle işbirliği yapar. Bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanımızı susturmayacağız. Allah'ın izniyle. Sizler vatanı, milleti, devletini, bayrağını seven insanlarsınız. Allah'ın izniyle. Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaştı. Biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Milyonları takmış peşine dünya mazlumlarının lideri, zalimlerin korkulu rüyası. Bu coğrafyada onsuz rajon kesilmez. Lider Türkiye, lider Türkiye'nin lideri biraz sonra sizlerle beraber olacak. Gününüz kutlu olsun Beylikdüzü. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Fatma Betül Sayan Kaya'yı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Beylikdüzü'nün güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümü. İstiklal şairimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ne diyor Mehmet Akif? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Sevgili kardeşlerim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ezanımızı ıslıklayan CHP'nin, HDP'nin önünü çektiği kadınları şiddetle kınıyorum. Ezanımız için, bayrağımız için, vatanımız için biz canımızı verdik. Canımızı vermeye hazırız. Bu ezan düşmanlarına Allah'ın izniyle 31 Mart'ta en güzel dersi siz vereceksiniz. Cumhurbaşkanımız geldi. Hazır mısınız? Maşallah. Ben sözü ustasına bırakıyorum. Cumhurbaşkanımıza bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Metin Bey, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü hazır mıyız? Şimdi konuşmalarını yapmak üzere önce Ulaştırma Bakanı, ardından Başbakan, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan ve şimdi de İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hayallerim, mazim ve ben Necip bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmete sahibim. Seçimlerim, hakkım benim. Beylikdüzü!
Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ne bereketli bir gün. Ne diyoruz? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Beylikdüzü'nü hatırlatıyor. İstanbul'un Balkanlara, Avrupa'ya açılan kapısı Beylikdüzü. Dedik ki arayı fazla açmayalım. Birkaç gün önce buradaydık. Sizlerle coşkulu bir program gerçekleştirdik. Şimdi yine geldik. Bereketle geldik. Yağmurla geldik. Ama bu kez İstanbul'u 25 sene önce ayağa kaldıran milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la geldik kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizi kucaklamak, sizinle hasret gidermek için burada. Değerli kardeşlerim, evet, bizim gönüllerimiz her zaman bir. İstiyoruz ki göz göze, omuz omuza alalım daima. İstanbul'u 2023 hedeflerine ulaştıracağımız final maçına 18 gün var Beylikdüzü. Final maçı diyorum çünkü 31 Mart'tan sonra gaza basıyoruz. Vites büyütüyoruz. Yokuş bize vız gelir. Engel bize vız gelir. Çünkü direksiyonu emin ellere vereceksiniz. Beylikdüzü'nde gönül belediyeciliği için Mustafa Necati Işık'ı başkan yapacak mıyız değerli kardeşlerim? Yeni bir değişime Beylikdüzü imza atıyor mu? Bu arada beni de unutmayın ha. Tamam mı? Değerli kardeşlerim, İstanbul'u hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle İstanbul ve Beylikdüzü birlikte el ele Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken çok güzel hizmetlerle buluşacak. Cumhurbaşkanımızın yıllardır yanındayız. Onun ekibindeyiz. Dile kolay. 40 yıl. 40 yıl kendisinin tedrisinden geçtik. Millete hizmet nedir? Biz onu Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Diyorlar ki yorulmaz mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi yol arkadaşı olmanın ilk şartı yorulmamaktır, durmamaktır. Durmadan, yorulmadan yola devam etmektir. Çünkü Cumhurbaşkanımız rahatı da sevmez, rahat edenleri de hiç sevmez. Şimdi soruyorum, ey Beylikdüzü, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mısınız? Hasret gidermeye hazır mısınız? İşte vefa bu. İşte gönül bu. İşte yol arkadaşlığı bu. Değerli kardeşlerim, bizleri seçimden seçime vatandaşın yanına gidenlerle kimse karıştırmasın. Sandık için vatandaşın
arasına karışıp yüzüne gülenlerle bizi kimse karıştırmasın. Hani değerli kardeşlerim, gelsin. Evet değerli kardeşlerim, hazır mıyız? Hazır mıyız? Cumhurbaşkanımızı karşılamaya var mıyız? Sağ olun, var olun. Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günümüz bereketli olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hazır mısın Beylikdüzü? Hazır mısın? Ezilenlerin gür sesi geliyor. Suskun dünyanın hür sesi geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin teminatı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Tüm bayrakları görelim haydi. Yağmur, çamur, kar, balon, fırtına demeden milletiyle buluşmaya, milletiyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlı olan lider geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı. İşte ezilenlerin gür sesi geliyor. Suskun dünyanın hür sesi geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. İşte Beylikdüzü, işte sabırsızlıkla beklediğiniz ülkemizin gururu, aydınlık yarınlarımızın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Aziz İstanbullular, Beylikdüzü'nün saygıdeğer güzel insanları, hanım kardeşlerim, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.
Beylikdüzü'nün tüm semtlerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 24 Haziran'da şahsımı ve AK Parti'yi Beylikdüzü'nde zirveye taşıyan, bize inanan, bize destek veren her bir kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi sizden yeni bir zafer bekliyorum. 31 Mart'ta bu zafere hazır mıyız? Efendim? Hazırız. Efendim işte İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkan adayı, işte buranın eski ilçe belediye başkanı imiş. Bundan dolayı biraz zor. Ne demek? Bize işinin ehli lazım. Dikkat edin, İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil. Ve daha buraya onların emeği geçmeden önce bu kardeşinizin emeği geçti. Karşımdaki şu coşku bize gerçekten büyük umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibariyle Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı. Öyle mi? İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan ilçemiz için, sizin için önemli bir imkan. 31 Mart Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir. 31 Mart Beylikdüzü'nün tekrar ehil kadrolarla, liyakatli kadrolarla, vizyoner, dinamik kadrolarla buluşması için önemli bir kavşaktır. Biliyorsunuz AK Parti olarak İstanbul Büyükşehir'de Binali Yıldırım kardeşimi adayımız olarak gösterdik. Rastgele değil. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman benim deniz otobüslerinde genel müdürümdü. Daha sonra parlamentoya geçince Binali Bey'le beraber o da milletvekili olarak yanımdaydı. Ne yaptık? Ulaştırma Bakanı. Daha sonra Başbakan. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı yaptık. Ve şimdi de İstanbul'a o kadar önem veriyoruz ki İstanbul'a, evet, Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. İstiyorum ki İstanbul kendisine layık böyle bir belediye başkanı ile ben de Ankara'da Cumhurbaşkanı olarak 4,5 sene iş başındayım. 5 senede onlar burada, Binali Yıldırım Bey ve öbür tarafta Mustafa Necati Işık kardeşim, hep beraber hem dinamik hem tecrübe el ele vereceğiz ve Beylikdüzü'nü de İstanbul'u da devam inşallah diyerek uçuracağız. Zaten Binali Bey ismi başlı başına bir markadır. Kendisi tecrübe demektir. Hizmet demektir. Yatırım demektir. Bu marka muhabbet, samimiyet, özveri demektir. Binali Yıldırım her türlü zorla çözüm üretebilme iradesi demektir. Senelerdir beraber olduğumuz yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu anda buradan çıkan zatın marka olarak nesi var ya? Hiç. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz. Dikkat edin. Çatladı kapıya değil. Şimdi sizlerden bir söz almak istiyorum. Hazır mıyız?
Beylikdüzü 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Beylikdüzü 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Beylikdüzü 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Beylikdüzü büyükşehirde Binali Yıldırım Bey, ilçemizde Mustafa Necati Işık kardeşime sahip çıkıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Ben de bunu bekliyordum. Yani bu rahmete, bu yağmura rağmen bugün maşallah şu anda geldiğim ilçelerin hepsinde yağmur var. Ama bakıyorum yağmur gibi de bu davaya gönül veren vatandaşlarım, kardeşlerim var. 19 günümüz var biliyorsunuz. Hanım kardeşler, kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Durmak yok. Beyler, durmak yok. Dolaşıyoruz değil mi? Kar, bora, fırtına sükun bulacak. Malum zatlar size selam duracak. Tamam? Kardeşlerim, 31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 14-24 Haziran seçimleri birçok oyun denediler. Başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek tekrar sahneye çıktılar. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını bu seçimde biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bileğini bükemiyor. 31 Mart'ın arifesinde ittifaka yeni ortaklar, yeni üyeler buldular. Bu ittifakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdümündeki parti var. Devletiniz teröristtir diyen il başkanları var. İmralı'daki bebek katilinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller var. PKK paçavraları önünde poz veren parti başkanları var. Bay Kemal Almanya'da hangi kadınla poz verdi? Alman parlamentosunda, evet, terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi orada poz verdi. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yapan cuntacılar var. Bu şehrin duvarlarına zulüm 1453'te başladı yazan çapulcular var. İstanbul'un göbeğinde ezanı Muhammediye'yi ıslıklayan edepsizler var. Şöyle bir izleyelim. Öyle lafla konuşmayalım, izleyelim. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o gelişi, size çevirmesini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Sayın Abdullah Öcalan gelsin. Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapımızı çalıyor. Gerilla'nın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasını ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'ye oy vererek... El ele olur mu? Ona oy verir mi?
Olay bu kadar basit. Bunlar sirk cambası, sirk. Değerli kardeşlerim, bitmedi, devam edin. Bakın şu anda cami müezzini bu. Cami müezzinini dövüyorlar bak. Niye? Sela okudu diyor. Kadınlar gününde yürüyüş yapanların içinde. Şimdi bunlar, buyurun. Bunlar şu anda bu ülkede CHP. Söz değil parti. HDP hep beraber. Kimin karşısındalar? Cumhur İttifakı'nın karşısındalar. Şimdi 31 Mart'ta bunların defterini sandıklarda dürmeye var mıyız? Onun için tabii çok çalışıyoruz. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Durmak yok. Kardeşlerim, bitmedi. Bakın ne diyor. Öyle ileri gidiyor ki, Kürdistan'da oylar HDP, Batı'da oylar AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceğiz. Şimdi soruyorum ve buradan Türkiye'ye seslenelim. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam, bu Sezai Temelli denilen adam, temelsiz. Bu adam Kürt de değil ha, onu da söyleyeyim. Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Ha sen Kürdistan'ı çok seviyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var. Ha buyur git o Kürdistan'a. Benim ülkemde Güney Anadolu var. Güneydoğu Anadolu var. Doğu Anadolu var. Karadeniz var. Akdeniz var. Orta Anadolu var. Ege bölgesi var. Marmara var. Bunun dışında bizde bölge yok. Bizim ülkemizi bölemeyeceksiniz. Bak ben nereden geldim? Dün Şırnak'taydım. Hakkari'deydim. Aynı şeyleri orada anlattım. Hiçbirisi böyle bir şeyi kabullenmiyor. Ve tıklım tıklım meydanlar doluydu. Şırnak'ta da Hakkari'de de. Benim Kürt kardeşlerimin böyle bir derdi yok. Ama Kürt olmayan bu adam, temelsiz dedim ya, kalkıp benim kardeşlerimi suistimal ediyorlar, istismar ediyorlar. İşte 31 Mart bunlara gereken dersi verme günüdür. Bay Kemal'in vitrindeki ortağı, yani tavşan ortağı da sözde İyi Parti ama asıl ortağı, asıl gözbebeği Kandil'in güdümündeki parti. İttifakın kimi hedef alacağına, kime saldıracağına, hangi ilde kime oy vereceğine, meclis üyesi adaylarının kim olacağını onlar karar veriyor. Şimdi CHP'nin adaylarının olduğu listelerde HDP'liler yok mu? Var. Gizli saklı oraya bunlar sızdırdılar. Var. İyi Parti'nin olduğu yerde yok mu? Var. Kime yutturuyorsunuz bunları ya? Bakınız tam bir aydır eş başkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor. Ama ne tavşan ortak ne de CHP bunlara gıkını çıkaramıyor. CHP'nin başındaki zat ne diyor? YPG bize saldırmaz diyor. İttifakın tavşan ortağından yine bir tek bir eleştiri yükselmiyor. Hatay'ın CHP'li belediye başkanı oy yoksa hizmet de yok diyerek seçmeni alenen tehdit ediyor. Her gün bize saldıran tavşan ortaktan tek bir ses çıkmıyor. CHP'li belediye başkan adayları Kur'an-ı Kerim'le cuma salasıyla dalga geçiyor. Bize her gün iftira atan tavşan ortak yine tepki göstermiyor. CHP'nin belediye başkan adayları
Tıpkı HDP'li eş başkanlar gibi oylarımız şuraya gidiyor. Ne CHP yönetiminden ne de tavşan ortağın başındaki hanımefendiden herhangi bir tepki gelmiyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Artık onu da beceremiyorlar. Sağ olsun CHP'liler bir taraftan, HDP'liler bir taraftan, Kandil'deki terör ağları bir başka taraftan kurulan tezgahı ifşa ediyorlar. Kadın çıkmış ne diyor? Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Ha biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu. Kardeşlerim unutmayınız. Kişi yol yürüdükleriyle beraberdir. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ezan, bayrak, vatan, şehir hassasiyeti. Ya benim bayrağımı yak. Sen böylesiyle nasıl beraber olursun Bay Kemal? Hem milliyim diyeceksin, hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Hanımefendi, hem milliyim diyeceksin, benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Bay Temel, hem ben şöyleyim böyleyim diyeceksin, bayrağımızı yakanlarla beraber olacaksın. Bir de yalan söyleyeceksin. Biz hiçbir ittifakın içerisinde yokuz. Kimi uyutuyorsun ya? Kimi? Sen öyle derken senin Adıyaman'daki belediye başkan adayın aksini söylüyor. Açık söylüyorum. Kardeşlerim, böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye, ne bu millete, ne de İstanbul ve Beylikdüzü'ne hayır gelir. Hem CHP, hem HDP, hem Saadet'e, hem de sözde İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimin bu ittifakın gerçek yüzünü artık tamamen gördüklerine inanıyorum. Şimdi hazır mıyız? Gür Sada ile tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, gerekli ikazları yaptık. Asıl ikazı siz 31 Mart'ta sandıkta yapacaksınız. Şimdi şarkımızı söyleyelim mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey İstanbul'u hatırlatıyor. Beylikdüzü'nü hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Yalnız hanım kardeşlerime şöyle biraz çay ikram edeyim. Tamam. Ondan sonra müsaade alalım, Büyükçekmece'ye geçelim. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Hakkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
sözün üzeri. Çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında. Anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında. Anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Bu yağmur fırtınaya rağmen büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan siz değerli Beylikdüzü'lü hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Binali Yıldırım, Beylikdüzü Belediye Başkanı adayımız Mustafa Necati Işık ve İstanbul'umuzun efsane başkanı, ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Beylikdüzü. Bu meydanı dolduran, gönlünü koyan, yüreğini koyan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Milletin
etmeye, and içmişiz bu ülkeye hizmet etmeye.